İsa söz alıp onlara yine benzetmelerle şöyle seslendi. Göklerin egemenliği, oğlu için düğün şöleni hazırlayan bir krala benzer. Kral şölene davet ettiklerini çağırmak üzere kölelerini gönderdi. Ama davetliler gelmek istemedi. Kral yine başka kölelerini gönderirken onlara dedi ki, davetlilere şunu söyleyin. Bakın ben ziyafetimi hazırladım. Sığırlarım, besili hayvanlarım kesildi. Her şey hazır. Buyurun şölene. Ama davetliler aldırmadılar. Biri tarlasına, biri ticaretine gitti. Öbürleri de kralın kölelerini yakalayıp hırpaladılar ve öldürdüler. Kral öfkelendi. Ordularını gönderip o katilleri yok etti. Kentlerini ateşe verdi. Sonra kölelerine şöyle dedi. Düğün şöleni hazır ama çağırdıklarım buna layık değilmiş. Gidin yol kavşaklarına, kimi bulursanız düğüne çağırın. Böylece köleler yollara döküldü. İyi kötü kimi buldularsa hepsini topladılar. Düğün yeri konuklarla doldu. Kral konukları görmeye geldiğinde orada düğün giysisi giymemiş bir adam gördü. Ona, arkadaş, düğün giysisi giymeden buraya nasıl girdin diye sorunca adamın dili tutuldu. O zaman kral uşaklarına, şunun ellerini ayaklarını bağlayın, dışarıya karanlığa atın dedi. Orada ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. Çünkü çağrılanlar çok ama seçilenler azdır. Bunun üzerine ferisiler çıkıp gittiler. İsa'yı kendi söyleyeceği sözlerle tuzağa düşürmek amacıyla düzen kurdular. Herodes yanlılarıyla birlikte gönderdikleri kendi öğrencileri İsa'ya gelip, öğretmenimiz dediler. Senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize, sence Sezar'a vergi vermek kutsal yasaya uygun mu, değil mi? İsa onların kötü niyetlerini bildiğinden, ey ikiyüzlüler dedi, beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı gösterin bana. Ona bir dinar getirdiler. İsa, bu resim, bu yazı kimin diye sordu. Sezar'ın dediler. O zaman İsa, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin dedi. Bu sözleri duyunca şaştılar. İsa'yı bırakıp gittiler.